Muhtarım, bize kendinizi tanıtır mısınız? 1973'te Karadeniz Rize'den Altınova'ya göç etti babam. Buraya ikamet ettik. 33 sene esnaflık yaptım. 2013 seçimlerinde esnaflığı bıraktım. Muhtarlığa adayımı koydum. Muhtar seçti vatandaş. Hürriyet Mahallesi, Altınova Hürriyet Mahallesi'ne muhtar olarak seçildim. İkinci dönemdir muhtarlığıma devam etmekteyim. Muhtarım, mahallenizin vatandaş portföyü nasıl? Burada kimler yaşıyor, kimler tercih ediyor, geçim nasıl sağlanıyor? Buranın geneli bundan 15-20 sene önce tarımdı. Şimdi de bu tersane bölgesi kurulunca insanlar tersanede çalışmaya başladı. Göç de arttı. Yani bundan 2013'te 1400 seçmen vardı. Şu anda 3250 seçmene çıktı. Yani çok göç alan bir yer oldu Altınova. Her insandan gelen, doğudan, güneydoğudan, her yerden gelen var. Çok kalabalıklaştı. Sizin mahallenizin şu an resmi olarak yani ne kadar nüfusu var muhtarım? 4500 küsür kayıtlı vatandaş var. Vatandaşınız var. Göç aldığını söylemiştiniz. Bu özellikle tersane kurulduktan sonra mı göç aldı burası ve Altınova? Ya %10'du göç alma durumu, şu anda %60-70'e çıktı yani göç alma tersanelerden sonra çoğaldı. Peki bu göç geldikten sonra dışarıdan buranın yaşayan yerleşik halkıyla dışarıdan gelen insanlar arası nasıl? Herhangi bir sorun yaşanıyor mu? Ya bazı bir çatışmalar filan haliyle oluyor. Bilhassa bu bekar evleri durumunda, yani evleri vatandaşlar kendi evlerinden çıkıyorlar kiraya, kendi evlerini işçilere kiraya veriyorlar. Haliyle onlar atletli, uygunsuz vaziyette, evlerinde perde filan asmıyorlar, aileler İster istemez rahatsız oluyor. Ondan dolayı bazı çatışmalar oluyor. İcabında içkileri içiyorlar, şeyleri ötelere, belirlere atıyorlar. Yani hırgür oluyor. Zaman zaman hırgür oluyor. Yani uyum problemi, kültürel evet. Sorunlar oluşuyor. Maalesef. Muhtarım, mahallenizin vatandaşlarının sizden temel istekleri ne oluyor? Su probleminiz, ulaşım sorununuz var mı? Biraz genel hatlarıyla bahsedebilir misiniz? Şimdi su problemimiz yok. Ulaşım sıkıntısı da yok. Kısmi olarak yolların bozuk olması, ondan sonra yeni açılan, yapılan binaların evlerinin önü vatandaşın istediği zamanda hemen yapılamaması, öyle sorunlar oluyor ufak tefek. Yani herhangi bir ciddi sorun yok öyle. Onlar da yavaş yavaş gideriliyor yani. Mahallenizin temel eksiği nedir? Temel eksiği dediğin zaman o yabancı gelen o işçi takımına belli bir yer ayrılıp onlara artık bir yer tahsis etmesi lazım. Artık görevlilerin, yani ailelerle iç içe maalesef olmuyorlar. Olamıyorlar. Rahatsızlık veriyorlar insanlara. Mahallenizin güvenlik durumu nasıl? Güvenlik durumu iyi. Yalnız bazı emniyet şeylerinde memur eksikliği var. Yani zamanında ulaşamıyorlar yani görev yerlerine. Yeterli sayıda kolluk kuvveti mi? Evet, kolluk kuvveti yeterli değil. Bence öyle. Bununla alakalı siz yetkililere durumu anlattınız mı? Kolluk kuvveti yetersiz. O devlet başı tarafından yani yetersiz olduğu için, yani vardı bundan 5 sene önce 50 tane güvenlik kuvveti. Şimdi de 50 tane var ama nüfus o zaman 2000'di, şimdi oldu 4000. Nüfusu oranla artmadı. Evet, nüfusu oranla vatandaşa göre sayı az kaldı. Güvenlik sorunları genelde neler oluyor? Güvenlik sorunları işte ne yaşanıyor? Hırsızlık olayları vardı bir ara. Şimdi biraz hafifledi. Yani evlere girenler, girenler böyle çarşaflı, öyle aile gibi gözüküp gelip kapıları çalıp ondan sonra evleri soyup gidenler vardı bu ara. İyi. Bir de bu uyuşturucu ile ilgili bu parklarda, ondan sonra bu gençler, okuldaki gençler, sigara içmeler, toplanmalar, öyle bir şeyimiz var yalnız. Öyle uyuşturucu bir furyası mı var böyle bir kullanan? Uyuşturucu da var, sigara da var. Yani öyle furya kuvvetli Altınova'da. Uyuşturucu ile güzel bir tedbir alınması lazım. Bununla alakalı emniyet ve belediye ve sizin ortak bir... Yok, öyle bir şey yok yani. Eskiden, şimdi öyle bir şey ki
toplanırdık. Ayda bir misal belediyeden, nüfustan, emniyetten, ondan sonra bütün mercilerden birer insan toplanırdı, toplantı yapardık. Herkes fikrini bildirirdi bir çözüm üretmek için. Maalesef o birkaç senedir kalktı yani, yok. O zaman da o toplantılar yapıldığı zaman çok faydalı oluyordu. Ya muhakkak insanlar birbirinden bilimler haberi oluyordu. Ne yapabiliriz, kim taşın altına ne kadar elini sokar, yani ondan dolayı iyi oluyor toplantılar. Bugüne kadar şöyle bir problemle karşılaştınız mı? Çocuklarını dini sebeplerden kaynaklı olarak okula yollamayan ebeveynler, aileler, böyle size şikayetler geldi mi? Geldi. Hatta bir tane geldi. Şimdi babası yollamak istiyor okula ama annesi daha değişik yönden çocuğunu yollamak istemiyor. Öyle, hatta bir aile daha gene vardı. Yani duyum aldım. Yollamıyorlardı çocuğu. Hatta evde ufak çocuklara, 12 yaşındaki çocuğu, ufak bebelere baktırmak için artık evde tutuyordu maalesef. Böyle bir engelli bir çocuğumuz vardı. O da okula gitmiyordu. Yani özel bir öğretim görmesi lazımdı. Öyle bir konuyla da karşılaştık yani. Üçüncü dönemde tekrar aday mısınız? Kısmetse bir sefer daha adaylığım koymak istiyorum. Ondan sonra da yeter. Üç dönem kısmet olursa. Peki aileniz destekliyor mu üçüncü dönem kararınızı? Destekliyor. Destekliyor. Şu an için böyle bir karar verdiniz. Şu an için böyle bir karar verdim. Evet. Zaten ilk seçim olduğu zaman birinci dönemde 7 adaydık. İkinci dönemde bir aday karşıma çıktı. O da ağza yazdım, söyledim ona, bir hafta kala adaylığını koydu. Gerçi bir sıkıntı yok. Vatandaşımız sağ olsun seviyor bizi. O 310 tane oy aldı. Ben 1298 oy aldım. Yani vatandaş da genelde de geneline söyledim, aday yok diye. Yoksa bu 2000'lere çıkardı. Çoğu kişi oy kullanmadı yani. Muhtar mahallenin neyidir? Muhtar mahallenin birinci danışmanıdır. Yani vatandaş emniyete de gitmeden önce muhtara gelir. Ailenin gizli sırlarını da muhtara anlatır. Yani mahalleli en yakın muhtarı kendine yakın görür. Muhtarı kendine yakın görür yani. Yani sır ortağıdır diyelim mahallenin muhtar. Muhtarım, son olarak mahallelilere, Yalovalılara iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa ya da yetkililerle mahallenizle alakalı bir şey söylemek isterseniz buyurun, sizi dinliyoruz. Vatandaşlarımıza insanlık olarak israftan kaçınalım maalesef. Memleketimizde çok israf var. Bu giyimde de, yemede de, içmede de, yani bütün her şeyde çok israfımız var. Bundan kısmamız lazım. Yani bu suda da aynı. Çok israfçı bir millet olmuşuz. Maalesef gidişat çok bozuk. Bu çöpe atılan ekmeklerin, yiyeceklerin haddi hesabı çok. Yarın bir gün çöpe attığımız bir şeyi yarın Allah Teala bize çöpten maalesef aratır, bu vaziyet gider. Yani konuşmam bundan ibaret.